Herkese iyi günler. Okulumun olmadığı güzel günde yanımda çok tatlı bir konuk var. Sizi onunla tanıştırmak istiyorum. O benim güzeller güzeli prensesim. Adı Mırmır. 3 yaşında. Bize geldiğinde 2 aylıktı. Şu an çok mutlu. Tam bir bebek hala. Patilerini böyle sevdiriyor bana. Şimdi umarım kaçmaz da daha iyi bir pozisyon alabilirim. Gel kızım. Hoppa gel kızım. Çok tatlı. Çok seviyorum. Ben tek çocuğum. Kardeşim, abim, ablam yok. Nasıl duygular olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hiçbir zaman da bilemem tabii ki ama Mırmır geldiğinden beri sanki kardeşim varmış gibi hissetmeye başladım. Çok değişik ve güzel bir duygu. Tabii o beni annesi zannediyor. Çünkü geldiğinde İlk geldiği vakit biz sokakta bulduk Mırmır'ı. Ve çok korkuyordu sürekli. Kafasını koltuk altından çıkarmıyordu. Böyle hep güvende olma isteği içindeydi. Zaten veterinere götürüp işte tarttığımızda tabii işte sağlık muayeneden sonra 300 gramdı. Gerçekten çok komik yani hani ne bileyim 300 gram. Tabii şu an galiba 4,5-5 kilo falan oldu. Hatırlamıyorum tamam mı? Şişko yani şu an böyle böyle şişko. Oh, kızdı. Beni annesi zannettiği için 6-7 aylık olana kadar her gece benim yanımda yattı. Gerçekten dünyanın en güzel hislerinden biri böyle. Geliyor. Gır 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 gır. Hani gitmek bilmeyen bir sevgi veriyor sanki bana o gırgırlarla ve beraber sarılıp uyuyorduk minnoşumda. Şu an bana kızmakla meşgul. Neden bana kızıyorsun? Neden bana kızıyorsun? Bana neden kızıyorsun? Seninle ilgili konuşuyordum ne güzel. Sevimli sevimli bir şeyler diyordu. Ha kızım. Ha kızım. Koca göbekli kızım. Şişko kızım. Yok gitmek istiyor. Tabii şöyle bir şey var. Kediler zaten canı isteyince sevdirir. Can isteyince sevdirmez yani bu kadar basit. Hatta bazen gelir zorla. Beni sev, beni sev diye böyle sürtünüp baskı uygularlar siz sevmek istemediğiniz vakitte. Ama dediğim gibi yani evin bir bireyi artık. Ve çok seviyoruz. Başta her ne kadar annemle babam evde hayvan beslemek istemedilerse de. Ki annem normalde kedilere pek dokunamaz. Böyle fazla yumuşak olduğu için tüyleri böyle huylanırdı. Şu an Mırmır'la benden çok oynuyor bazı günlerde. Babam alıştı. Çünkü biliyoruz yani sokakta kalsaydı ölecekti. Bu bütün sokak hayvanları için geçerli tabii ki ama yavru olduğunda ve Mırmır'ı annesi terk etmişti. Hani annesi tarafından terk edilmiş, tek başına kalmış bir yavru olduğunda işler çok daha kötü oluyor. Çünkü savunmasız, karnını doyuracak bir anne yok, onu emzirecek, besleyecek. Diğer kedilerle kavga etmeye kalksa kesinlikle döverlerdi. Şu kadar bir şeydi yani. Şöyle tutuyordum hani böyle. Çok değişik yani. Hani bakımı da kesinlikle zor değil.
Kedinin, ben herkesin kedi edinmesini çok destekliyorum. Yani tabii ki köpek daha çok seven insanlar köpek alsın, köpeklerle ilgilensin, ne bileyim, isteyen iguana alsın, isteyen başka bir şey alsın, şempanze alsın, çok da ilgilendirmiyor beni insanların nelerden daha çok hoşlandığı. Ama hani kediler üzerinden gidecek olursam, ki zaten eğer bir hayvanın doğal alanına müdahale edildiyse ve o doğal alan artık onun yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine izin vermiyorsa, hani madem doğal alanlarını biz mahvettik, biz insanlar mahvettik, o zaman onları korumak da hani bence bizim vicdanımızı rahatlatabilmemiz için önemli bir mesele oluyor. Hani kumu var, kumuna gidiyor, yapıyor. Mamasını alıyoruz, veriyoruz. Onun dışında bütün gün evde dolanıyor. Kucağımıza çıkıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Sarılıyoruz, öpüyoruz, oynuyoruz. Hani tam bir, nasıl desem, hissediyor. Her şeyi hissediyor. Ve moralim bozuksa hissediyor. Hastaysam hissediyor. Zaten da ağlıyorsam genelde tepkisiz kalmıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir canlı ile aranızda duygusal bir bağ kurulabilmesi çok önemli bir şey. Ben hayvan sevgisini ben herkese aşılandığı bir dünya diliyorum. Hayvanlara işkence edilmeyen. Affedersiniz. Hayvanlara işkence edilmeyen, hayvanlar vurulmayan, öldürmeye çalışılmayan, daha da üzücüsü yani tecavüz edenler bile var hayvanlara. Onların sadece sevgiye ve korunmaya ihtiyaçları var. Böyle de bir sosyal mesaja bağlayarak videomu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çekmeye başladığımda hiçbir amacım yoktu. Hani sadece mır mır yanıma geldi diye. Daha hadi bir video başlatayım bari diye başlatmıştım. Ama zaten şu an kendisi perdenin arkasında oturmakla meşgul. Yorum yazarsanız sevinirim. Yani ben biliyorum çok video çeken bir insan değilim. Videolarımı da çok izleyen insan olmuyor. Yani hiçbir videom 800 küsürden fazla izlenme almadı sanırım. Ve abone sayım da zaten çok az. Genellikle kendi çapında takılan bir YouTube kullanıcısıyım. Ama yine de yani en azından bu elimdeki küçük kitleye nasıl daha iyi hitap edebilirim? Nasıl daha güzel şeyler ortaya koyabilirim? Hani bu sonuçta ne bileyim bir PewDiePie gibi ya da bir Ruhi Çenet gibi olmadığım, benim yapacağım işin de çok kötü olması gerektiği anlamına gelmiyor. O yüzden bana kendimi geliştirmem için eğer yol gösterecek yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Zaten 8 dakika olmuş.